Karaca Test Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size aslında bir karamelli frappe yapacağım. Ama bunun özelliği şu, yani frappe bütün kahvecilerde en çok satan kahvelerden biri olarak düşünebiliriz. Ama bir diğer özelliği, bunu kahve gibi düşünmeyip içilen bir tatlı yapacağız gibi düşünürsek galiba daha doğru olur. Ve olabilecek en güzel tarif vereceğime size söz veriyorum. Şimdi 3 bardak yapacağım. Dolayısıyla 3 tane kahvemi demliyorum. Karaca'nın hatır barista sayesinde bu kahveleri, yani İtalyan kahvelerini bizim Türk kahvesiyle yapabilme şansımız oluyor. Şimdi bunu koyuyorum. Bir taraftan kahvem olacak. Ondan sonra onu güzelce süzeceğim. Şimdi karamelli frappelerin üstünde böyle bir güzel bir krema vardır. Onu genelde krem şantiden yapıyorlar ama biz gerçek süt kremasından yapacağız. Burada böyle bir kutu krema var. Bunu hepsini koyuyorum. 3 kaşık da şeker koyuyorum. Evet, kremayı çırptım. Böyle 3 katına çıktı. Süper oldu. Oh, kahvem de oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Dripper dedikleri, yani aslında bu hani kahveyi süzerken kullandığımız damlalık var. Bunu nasıl kullanıyoruz? Burada aletin kendi bir böyle ince filtresi var. Şöyle bunu yerleştirip sonra buraya yerleştirdikten sonra altına bardağımızı koyuyoruz. Kahveyi böyle güzelce koyuyorum. Şimdi kahvem güzelce süzülürken ben de karamelimi yapacağım. Karamel için bir tane tavam var. Ocağımı açıyorum. Çok yüksek ateşte açmıyorum. Birazcık kısıyorum. Tavam geniş bir tava. Şekeri ortasına döküyorum. Sonra böyle bütün tabanına yayıyorum. Ve kısık ateşte ufak ufak o şeker erimeye başlayacak. Şimdi böyle gördüğünüz gibi karamel erimeye başladı. Ama hala birazcık böyle beyaz şeker var. Hiç kaşık sokmadan onun kendi ısısıyla erimesi için şöyle çeviriyorum. Bu en önemli kısmı, aksi takdirde şekerlenme yapıp o akışkanlık gidebiliyor karamelin. Şimdi bu böyle oldu. Bunun içerisine şimdi artık krema koyma vakti. Şöyle ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ve iyice karışıp o tane böyle parça, sanki şeker parçası gibi kalmayınca tamamdır. Altını kapatıyorum. Ocağın üstünden alıyorum. Kremamı birazcık böyle soğuyup kendisine gelmesi için kenara koyuyorum. Bu bir taraftan soğurken, burada bu dripper'dan kahvemizi aldık. Oh, mis gibi oldu. Buna ne yapıyoruz? Bunu böyle 300 mililitreye tekabül eden bu. Yani bizim şöyle böyle küçük buz kalıplarımız vardı. Bundan böyle 2,5 buz kalıbı ediyor. Buna bir de süt ekleyeceğim. Sütüm yaklaşık kahvemin 3 katı gibi. Yani böyle bir yani yarım bardaksa 1,5 böyle bir bardakka tekabül eden sütü koyuyorum. Niye önce sütü koydum, kahveyi koymadım? Çünkü hani buzu böyle hemen kahve daha ılık. Hatta dumanı bile üstünde double wall sayesinde. Buzu hemen eritmesin diye. Bunu böyle iyice kar olana kadar çekiyoruz. Evet, şimdi güzel bir kar buz oldu. Şöyle göstereyim bu halde şu an. Tam istediğim gibi. Şimdi şu ana kadar farkındaysanız hiç şeker yok. Şekeri nereden alacak? Bizim bu yaptığımız güzel karamelli tattan. Bunun yaklaşık 1/3'ünü şöyle koyuyorum. Soğuyunca böyle inanılmaz bir hal alıyor. Ve son olarak tekrar çekiyorum. Şimdi gelelim artık bu yolculuğun en lezzetli haline, en son haline. Şimdi 3 tane bardağım var ve bunlar böyle bu sene böyle görmüşsünüz, çift katlı. Dolayısıyla soğuğu soğuk, sıcağı sıcak tutuyorlar ve inanılmaz güzel şekilleri var. Şimdi önce bir parça buradan karamelimi alıyorum. Birazcık dibine, sonra da şöyle yanlarına hafif kirletiyorum. Ve de en önemlisi,
Tam bu böyle ağzın geldiği yere karameli döndürüyorum. Bu Refika dokunuşu azıcık bizim ordunun fındığı. Şimdi buzlu buzlu bunları artık içine dökebiliriz. Üzerine çırptığımız kremadan ekliyoruz. Bitti zannediyorsak yanılıyoruz. Üzerine karamelinden birazcık daha ekliyoruz. Son olarak biraz da fındıklarımızla afiyetle yemeye, içmeye hazır. Kağıt pipeti böyle koyuyoruz. Biraz aşağıdan karamel ve fındık, biraz yukarıdan süt kremasını alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz böyle güzel tatlış başka tarifleri kaçırmamak için abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.